بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum değerli izleyenlerimiz. Cenab-ı Allah programımızı, beraberliğimizi hayırlara vesile eylesin diyorum. Başta nefsimiz olmak üzere bütün şerlilerin şerrinden Cenab-ı Allah sizleri bizleri muhafaza eylesin diyorum. Cenab-ı Allah kazançlarınıza bereket, vücutlarınıza sıhhat, afiyet ihsan eylesin diyorum. Değerli izleyenlerimiz, hatırlarsanız birkaç hafta evvel ayet-i kerimelerden örneklerle dualar yapmaya çalışmış, dua ile ilgili ayetlerden numuneler iletmeye gayret etmiştim. Bugün de hadis-i şeriflerden ve ayet ve hadislerden öz alan alimlerimizin bazı sözlerinden bahsetmeye çalışacağım. Buradaki iki hedefim var. Birisi, hani son zamanlarda ben kızmadan, kızdırmadan söylemek mecburiyetinde olduğum bir tehlike var. Neydi o? Kur'an Müslümanlığı. Kur'an bize yeter, Kur'an'da ne varsa onu alırız, Kur'an'da olmayan bizi bağlamaz, hadis-i şeriflerin zaten hepsi güvenilir değil, neticede de peygamber de bir insan, o da yanılmış olabilir, hadisler bizi bağlayıcı değildir diyenlerin çok büyük yanlış yaptıklarını, İslam'a zarar verdiklerini, peygambersiz, hadis-i şerifsiz, sünnet-i seniyyesiz İslam'ın olmayacağını, olamayacağını, yaşanamayacağını net ifadelerle zaman zaman dile getirdim. Tekrar dile getirmeye de devam edeceğim. Çünkü bunu zamanımızın en büyük tehlikelerinden biri olarak görüyorum. İşte ona fiili bir cevap olsun diye ayetlerle sohbet yapınca hemen hadislerle de sohbet yapmayı bir vazife kabul ediyorum. Ayrıca İslam alimlerinin, büyüklerin, evliyaullahın, ehli tasavvufun, fakih, muhaddis, mütekellim olan zevatın ayetlerden, hadislerden alıp bize naklettiği sözlere de önem vermemiz lazım. İslam zaten bunların tamamı. Ne demiştik? İslam'ın kaynağı dörttür. Kitap, sünnet, icma-i ümmet, kıyas-ı fukaha dedik. Bunlar hüküm kaynakları. Hele hele, hele hele öğüt kaynaklarına gelince, hani ne denilmiş? İnsanlar, ağaçlar saçaklarından, insanlar kulaklarından beslenir demişler. Bizim kulak beslenmemize, ruh takviyemize, ibadetlere olan aşk, şevk ve iştiyakımızın artması konusuna gelince, günahlardan kaçınmak, aman yasak olan şeylere yaklaşmayalım deme titizliğimize gelince konu, Kur'an da bizim için çok önemlidir. Sünnet-i seniyye de bizim için çok önemlidir. Büyüklerin sözleri, nasihatları da bizim için çok önemlidir. Biz hepsinden yararlanmaya çalışacağız. Hiç muhtaç olan insanın nimet seçme şansı olur mu? Veya nimetlerin bir kısmını devre dışı bırakma şansı olur mu değerli izleyenlerimiz? Ben ana konuya dönüyor. İşte Efendimiz'den, hadis-i şeriflerden bize ışık tutan, hayatımıza yön veren birkaç numuneyi programımız esnasında
isteyeceksiniz. Kendiniz için istemediğinizi din kardeşiniz için de istemeyeceksiniz. Bendeniz gerek çeşitli televizyon programlarında, gerek camilerdeki sohbetlerimde bu hadisi şerifi daha iyi anlaşılsın diye şöyle tercüme etmeyi tercih ediyorum. Kamil bir mümin olmak istiyorsan, iyi bir Müslüman olmak istiyorsan, sana yapılmasını istediğin şeyi sen de başkasına yap, sana yapılmasını istemediğin şeyi sen de başkasına yapma. Rüşvet vererek başkasının hakkını kendine geçirmeye teşebbüs edebilir mi? Yok. Benim hakkımı başkası üzerine geçirse ben razı olur muyum diyecek. Ondan vazgeçecek. Komşusunu rahatsız edecek. Yüksek sesi açtığı zaman televizyonda hemen aklına gelecek bu hadis-i şerif. Ya komşum şu anda yüksek sesle televizyonunu açsa ben razı olur muyum? Olmam. Öyleyse ben de açmayayım diyecek. Yani misalleri akşamlara kadar çoğaltabiliriz. Ölçü önemli. Anahtar önemli. Anahtar hadisimiz ne? Bir şeyi yaparken düşün. Sana yapılmasını istiyorsan sen de başkasına yap. Sana yapılmasını istemiyorsan sen de başkasına yapma. O zaman kamil mümin olursun. Dikkat ederseniz hadis-i şerifi arz ederken kamil mümin, salih mümin, mükemmel Müslüman diye özellikle bir sıfatı da ilave etmek istiyorum. Neden? Efendim bir Müslüman kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına yaparsa, burada da diyor ki la yu'minu, iman etmiş olmazsınız. İmandan çıkar mı? Bir Müslüman kendisine başkasının yapmasını istemediği şeyleri huy haline getirir, komşusunu rahatsız ederse, insanlara yalan söylerse, müşterisini kandırırsa, kendisine yapılmasını istemediği şeyleri yapıyor. Bu adam dinden çıkar mı? Peygamberimiz la yu'minu, iman etmiş olmaz dedi. Hayır. Kafir olmaz. Ebedi cehennemde kalmaz. Eğer bu ayeti zahir manasıyla alacak olursak, ilk kelime kelime tercemesiyle alacak olursak, başkasına zarar veren insanın dinden çıkıyor olması lazım. İman etmemiş kabul edilmesi lazım. Bu ise ana inancımıza aykırı, dinimizin ana sütununa aykırı. Bazılarının da hoşuna gider. O sorumsuz sözdür. Başkasına zarar veriyorsan sen Müslüman bile sayılmazsın, insan bile sayılmazsın. Bunlar işin popülitesidir. Müslüman hata etmez mi? Eder. Müslüman günah olmaz mı? Olur. Müslümanın ibadetlerde kusuru olmaz mı? Olur. Ama sonunda ya Rab beni affet der. Affeder, etmez, cezasını verir, vermez. O takdir de Allah'a aittir. İnsanı imandan çıkarıp kafir edecek şeyler belli. Efendimizin bu tavsiyesi ise yanlış yapıldığında kişiye günah kazandıracak, cehennem cezasıyla cezalandırılma ihtimalini artıracak, İyi şeyler yapması halinde de, kendisine yapılmasını istediği şeyi başkasına yapması durumunda da sevap kazandıracak, imanını ve ahlakını güzelleştirecek, cennete ulaşma şansını artıracak davranışlar demektir. Yoksa bunu terk eden dinden çıkar, kafir olur manasına gelmez. Biz ikinci bir hadis-i şerif daha arz edip sohbetimize öyle devam etmek istiyorum. Bir de hemen yanımda Mevlana Celaleddin Rumi'nin seçtiğim bazı sözleri var. Onlardan da vaktimiz nispetinde size örnekler arz etmeye çalışacağım. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men setara müslimen setarallahu fid dünya vel ahire. Sadaka Resulullah fîmâ kâle ve kemâ kâle. Bir Müslüman, bir din kardeşinin bir hatasını, bir kusurunu örterse, görmemezlikten gelirse, bilhassa, dikkatinizi istirham ediyorum,
kendisine yapılan bir hatayı affederse Allah da dünyada ve ahirette onun hatalarını örter. Cenab-ı Allah da dünyada ahirette onu setreder. Kamufle eder. İnsanlar içerisinde rezil etmez. Buyurmuş Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. O zaman Mevlana Celaleddin Rumi'nin belki de direkt bu hadisten aldığı bir sözünü size nakledeyim mi efendim? Kusur bulmak için bakma. Bakarsan kusur bulursun. Kusur bulmak için bakma. Bakarsan kusur bulursun. Kusurları örtmeyi kendine huy edin, kusursuz olursun. Söz hoşumuza gittiyse bir daha tekrarlayayım. Kusur aramak için bakma, ararsan bulursun. Oo, kusur çok. Kusurları örtmeyi kendine huy edin, o zaman kusursuz olursun. O zaman önce kendi kusurlarını görürsün. Kendi kusurunu gören de başkasının kusuruyla meşgul olacak zamanı olmaz. Şimdi hadis-i şerife tekrar dönecek olursak, bir hadisin, bir ayetin, bir sözün birkaç yönden müzakere ve mütalaa edilmesi lazım. Efendim, din kardeşinin hatasını örtenin Allah da hatasını örter. Peki, bu ne demek? Günahları hoş görün. Günah işleyenlere ikazda bulunmayın. Olabilir, yapmıştır efendim. Bu gayet normaldir deyin. Hayır, bu demek değil. Hani hadis-i şerifler ve ayet-i kerimeler bir bütün olarak müzakere edildiğinde bize sıhhatli yolu gösterir. Burada Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, din kardeşinizin hatasını örterseniz Allah da sizin kusurunuzu örter, sizi rezil-i rüsva etmez diye buyururken, kusur aramanın peşine düşmeyin, insanlara müfettişlik görevini üzerinize almaya kalkmayın, hata bulup da onunla sevinmeyi huy haline getirmeyin derken, başka bir hadis-i şerifte de, sizden kim bir yerde bir yanlış görürse eliyle müdahale etsin. Gücü yetmiyorsa diliyle müdahale etsin. Ona da gücü yetmiyorsa kalbiyle buğz etsin. Bilsin ki bu imanın da en zayıf noktasıdır buyurmuş. Ha! Gelin bu hadis-i şerifleri birleştirelim. Birbirine zıt gibi görmeyelim. Tenakuz var, çelişki var. Öyleyse bunlardan birisi hadis değildir. Bu hadise güvenmeyelim. Bu işin ucuzculuğudur. Hayır. Zahirde çelişki gibi görünen hadis-i şerif ve ayetlerin telifi diye bir görev vardır. Bunların beraber anlaşılması diye bir vazife vardır. O zaman nasıl anlayacağız? Bir yerde bir hata, bir kusur, bir günah gördüğünüzde ne me lazım bana demeyen yılan bin yaşasın demeyin. Gücünüz yetiyorsa elinizle bu kötülüğün yok olmasını temin edin. Büyüklerimiz buyurmuş ki bu devlet adamlarının görevi. Ama gücüm yetmiyor canım, ben polis değilim, jandarma değilim, kaymakam değilim, vali değilim, bakan değilim, başbakan, cumhurbaşkanı değilim. Ben nasıl elimle giderim? Peki dilinle müdahale et. Nasihat et. Etme, gitme, yapma. Bu kendine de zarar, ülkene de zarar, komşuna da zarar, ailene de zarar de. Bunu söyle, korkma. İnsanları kendi nefisleriyle baş başa bırakırsak, dünyasını da ahiretini de perişan edecek işi parasıyla yapar. Parasıyla, dediğim para kazanarak değil, para harcayarak yapar. Hem cebinden para verir, hem kasadan para çıkarır, hem sıhhatini hem de istikbalini perişan edecek işleri yapar. Sigara bu işlerden biri değil mi? İçki, uyuşturucu bu işlerden biri değil mi? Kumar bu işlerden biri değil mi değerli izleyenlerimiz? Hem cebinden fedakarlık yapıyor, hem sıhhatinden fedakarlık yapıyor. Fedakarlık bile demeyeceğim, kısmi intihara bile razı oluyor. Şu kadar kanser bundan oluyor denildiği halde yine devam edebiliyor.
O zaman ne diyeceğiz biz? Bu insanın kusurunu görmeyelim, hatasını görmeyelim deyip üzerini kapatma yerine gel kardeşim seninle bir oturalım. Allah razı olsun, sen ne kadar iyi insansın. Fakat bir de şu davranışın olmasa bu iyilik mükemmelleşecek diye ona yol gösterelim. Yani gördüğünüz hatayı örtün, Allah da sizin hatanızı örter demek, emri bil maruf nehyanil münker yapma görevini ihmal edin demek değildir. Müslümanın değişmez görevlerinden birisi gördüğü yanlışı düzeltmeye çalışmak, birisinin de iyiliği yapmadığını görürse namaz kılmıyor, oruç tutmuyor. Komşum, akrabam, ben onu görünce benim de rahatsız olmam lazım. Bu kardeşim bilerek bilmeyerek kendisini tehlikeye atıyor. Bir gün otursam desem ki, ya sen ne kadar iyi komşusun. Allah senden razı olsun. Komşulara güler yüzünü hiç esirgemedin. Toplantılarda hep güzel fikirler ileri sürdün. Komşuların menfaatlerini kendi menfaatinden önce düşündün. Ama beni bağışla. Ben seni namaz kılarken hiç görmüyorum. Şu namaza da bir başlasan, bu güzellik mükemmelleşecek. Bu insani davranışlar zirveye ulaşacak. Hem dünyanı hem ahiretini kazanacaksın. Hem dahi bu namaz dediğimiz ibadet 24 saat içerisinde bir saat tutuyor. Abdestiyle beraber 5 vakit namaz 1 saatimizi alıyor. Allah-u Teala bize her gün 24 tane saat vermiş. 1 saatini benim istediğim yerde kullanın demiş. 24'ünü de veren Allah, 1 saati bizim istediği yerde kullanmamızı isteme hakkı yok mu? O 1 saati de hayır biz istediğimiz yerde kullanacağız dersek doğru olur mu kardeşim diye. Hem aklına, hem vicdanına, hem dünyasına, hem ahiretine hitap ederek o iyiliğe başlamasını temin etmeye çalışmak, yaptığı bir kötülüğü, başladığı alkolü terk etmeyi, başladığı kumar alışkanlığından uzaklaşmayı, başladığı sigara alışkanlığından paketini yırtılarak kurtulmasını istemek de bizim görevimiz. Kusurları örtün, görmemezlikten gelin demek, insanları ikaz etmeyin, bırakın istedikleri gibi günah işlesinler manasında değil. Ya ne manada? Bu hikayeyi iyi dinleyin. Evliyaullah'tan Hatem-i Es'am diye bir zat var. Allah şefaatlerine nail eylesin. Büyük bir Allah dostu. Es'am, sağır, işitmez manasına gelir. Halbuki işiten biriydi. Ona bu sıfat niçin verildi? Bir gün bir hanım Hatem-i Es'am'a bir soru sormak üzere geldi. Soru cevap esnasında hanımefendi Hatem Es'am'ın duymaması gereken bir şey söyledi veya ondan meydana geldi. Hatem Es'am dedi ki, kızım benim kulaklarım duymaz, biraz yüksek söyle. Ha, kadın rahatladı. Demek ki benim biraz evvel söylediğimi duymamış dedi. Bu kolay. Bunu çoğumuz yapabiliriz. Ama Hatem-i Es'am sadece bununla kalmadı, bunu yapmakla kalmadı. Ya kendisi vefat edinceye kadar, düzeltiyorum. O kadın vefat edinceye kadar hep az duyar veya duymaz rolü yaptı. Niye? Evet, o anda ben ağır duyuyorum diye o kadını rahatlattım. Ama daha sonra normal duyduğumu bilirse, ben de normal duyuyor gibi davranırsam, bu haber ona ulaşır. Ha, Hatem Es'am benim o günkü söylediğim sözü de duymuş ama mahsus duymamazlıktan gelmiş. Beni mahcup etmemek için duymamazlıktan gelmiş diye yine mahcup olur. Kendi dünyasında bir mahcubiyet yaşar diye, aman yaşamasın diye o kadın vefat edinceye kadar Hatem-i Es'am Hazretleri hep yavaş duyma rolü yapmış tabir caizse.
Ben işitemiyorum, hızlı konuşun, yüksek sesle söyleyin, ben duyamam, duyma engelim var, duyma sıkıntım var diye. Yeter ki o kadın mahcup olmasın. Şimdi anladık mı hangi hatayı örtmek gerekiyor? Şimdi anladık mı insanları mahcup etmeme anlamında, insanları diğer insanlar içerisinde rezil etmeme anlamında hataları, kusurları örtmek lazım. Bazen işitiyor, görüyor, duyuyor, üzülüyorum. Camiye namaz kılmaya gidiyoruz. Oradan bir hacı efendi dışarıdan gelen birine sesleniyor. Ahmet Bey, sen 15-20 gündür görünmüyorsun. Nelerdesin? Namazı mı kılmıyorsun yoksa? Namazı bıraktın mı? Neredesin? Ya kardeşim, bu da böyle söylenmez. İnsanların içerisinde onun bu durumunu söylemek doğru bir davranış değildir. Nasılsın, iyi misin, rahatsız mıydınız, birkaç gündür görünmüyordunuz deyiversen çok daha isabetli hareket etmiş olursun. Ana konumuz, tekrar Efendimizin hadis-i şerifine dönüyorum. Kim bir din kardeşinin hatasını örterse Allah da onun kusurunu, hatasını dünyada ve ahirette örter. Mahcubiyetten kurtarır. Demek insanların günahlarını görmemezlikten gelin, haramlarını görmemezlikten gelin, ibadetsizliklerini görmemezlikten gelin, günahı hoşgörüyle karşılayın demek değil. Kul kusursuz, insan hatasız olmaz. Bir yerde birisi elinde olmayan bir hata yapmışsa, onu ifşa edip de ortaya döküp de insanlar içerisinde onu rezil etmeye kalkmayın demektir. Efendim, bakın Mevlana Celaleddin Rumi bize hem öğüt veriyor hem de nasıl davranmamız gerektiğine dair bir yol gösteriyor. Dün akıllıydım. Dünyayı değiştirmek istiyordum. Bugün bilge oldum. Kendimi değiştirmeye gayret ediyorum. Söz işe yarar mı? Dün akıllıydım. Dünyayı değiştirmeye çalışıyordum. Bugün bilge oldum. Kendimi değiştirmeye çalışıyorum. Bazı insanlara iyilikleri anlatabilmek, kötülüklerden kaçındırabilmek için insanın kendine dönmesi, o iyilikleri kendinin yapıyor hale gelmesi, o kötülüklerden kendinin kaçınması da çok önemli bir prensiptir, üsluptur, vazgeçilmez bir yoldur. Hem hataları anlatırken karşıdakini kırmadan anlatma söz konusu olduğunda, Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki göz bebeği Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'in yaptığını siz defalarca duydunuz zannediyorum. Ama olsun, güzel olan şeylerin tekrar duyulmasında fayda var. Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin henüz 7-8-10 yaşlarındalar. Bakmışlar ki bir yaşlı insan, yaşlı bir Müslüman, yaşlı bir amca abdesti yanlış alıyor. Ya şimdi biz bu yaşımızla, çocuk halimizdeyken bu yaşlı adama, ya sen abdesti nasıl alıyorsun, böyle abdest mi alınır? Sen nasıl Müslümansın, daha abdest almayı da bilmiyorsun desek, üzülecek, kırılacak, hiç hoş olmayacak. İyi ama abdesti yanlış alıyor. Bırakalım mı, görmeyelim mi? Hataya devam mı etsin? Yok, ya ne yapalım? Demişler ki amca, biz kendi aramızda münakaşa yaptık. Kardeşim mi doğru abdest alıyor, ben mi doğru abdest alıyorum? O diyor ki ben doğru alıyorum, ben diyorum ki ben doğru alıyorum. Biz birer abdest alalım da hangimiz doğru alıyorsa sen de hakem ol, sen de hak ver, doğru olanı söyle demişler. İhtiyar da peki evladım alın bakalım demiş. Hazreti Hasan abdest alıyor. Hazreti Hüseyin de abdest alıyor. İkisi de birbirinin aynı. Aynı abdest alıyorlar. Alışlarında hiçbir fark yok. Ama o zaman ihtiyar görüyor ki
Bu ikisi de doğru abdest alıyor ama ben yanlış alıyorum. Demiş ki evlatlarım, ey Allah Resulü'nün göz bebekleri, ciğerpareleri. Vallahi sizin ikiniz de doğru alıyorsunuz. Abdesti yanlış alan ben imişim ama şimdi sizin abdestinizi görünce farkına vardım demiş. Demek ki hatayı düzeltmenin bin bir yolu var. Kırmadan, üzmeden, nasırına, damarına basmadan düzeltmeye çalışmak. Ne demiş Mevlana? Önceleri akıllıydım, dünyayı düzeltmeye çalışıyordum. Şimdi bilge oldum, kendimi düzeltmeye çalışıyorum. Herkes kendisini düzeltmeye çalışırsa, aile düzelir, ülke düzelir, dünya düzelir, dünya cennetin şubesi olur. Hikayemiz kısa. Adam çocuğunun kendisini rahatsız etmesinden şikayetçi olmuş. Şunu çocuğu başından uzaklaştırmak için bir haritaya, bir Türkiye haritasını kesmiş vilayetlere göre. Al oğlum götür bunları tekrar diz, düzenle, her şehri yerine koy getir demiş. 3-4 dakika sonra çocuk almış gelmiş. O da 1-2 saat gider de kurtulurum zannediyormuş. Oğlum ne çabuk düzelttin demiş. Baba şehirleri düzeltmeye uğraşmadım. Haritanın arkasına baktım ki bir adam resmi var. Adamı düzelttim, Türkiye düzeldi demiş. Adamı düzelttim, harita düzeldi demiş. Önce adamı düzeltelim. Önce nefsimizi ıslah edelim ve ülkemiz, ailemiz, dünyamız düzelsin inşallah diyor. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Bereketli kazançlar diliyorum. Mutlu yuvalar diliyor. Hayırlı evlatlar, torunlar niyaz ediyorum. Lillahi Teala'l Fatiha'ta ma'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Allahümme barik ala Muhammed.